Herkese merhabalar, Metmen kanalına hoş geldiniz. Ben İlfi Hoca'nın sevgili arkadaşlar. Bugün 4 dörtlük geometri kampının 7. gününde eşkenar üçgenle karşınızdayız. Hocam bu eşkenar üçgen nedir dediğin zaman bir önceki videoda sana ikizkenar üçgen anlattım. Her yerden ikizkenar bir üçgen diyebilirim. Detayları anlatacağım, birazdan göreceğiz. Ama öncelikle size ödevinizi vermek istiyorum. Ödeviniz etkili geometri kitabından eşkenar üçgen kısmı. Yani set 63'ten set 70'e kadar olan kısım arkadaşlar. 24 tane soru var. Zaten bunların bir kısmını ben çözeceğim. Günün sorusu olarak da yayınlayacağım bir tanesini. O yüzden hem oradan benim çözdüklerimi de siz ayrıca tek başınıza çözmelisiniz. Aynı zamanda kalan soruları da mutlaka incelemelisiniz. Şimdi arkadaşlar videomuza başlayacağız ama öncelikle şunu söyleyeyim. Kitap fuarına gittim. Kitap fuarına beni gelen arkadaşların temel dediği şey şu. Geometri çözmeye dair bir özgüven geldi hocam bize diyor. Arkadaşlar esas olan bu tabuyu kırmaktı. Bence bu tabuyu kırdık. Bu tabuyu kırmayı başardık. O yüzden artık yüksek netler yapmanın önü açıldı. Ben hayatta bu dersi yapamam. Ben bu işleri halledemem. Bu sözlerin hepsi bu kampa katılanlar için geride kaldı. Hele ki şu üçgenleri bitirdiğimizde emin olun geometrinin %80'ini bitirmiş oluyoruz. Çünkü bundan sonraki tüm konular üçgenleri farklı farklı şekilde kullanmak üzerine kurulu. O zaman hadi gelin şu eşkenar üçgen işini de bir an önce halledelim. Evet sevgili arkadaşlar önce konu kısmını anlatacağım ardından bolca soru çözeceğim sizlere. Şimdi arkadaşlar eşkenar üçgen tüm kenarları birbirine eşit olan bir üçgen. Tüm kenarları birbirine eşitse tüm açıları da birbirine eşittir. Üçgenin iç açıları toplamı 180 o zaman eşkenar üçgenin bir açısı 60 derecedir diyebiliriz. Burada gördüğünüz üzere. Bakın arkadaşlar tüm kenarları eşit ve her birini 60 derece olarak almış olduk. Şimdi videonun başında şunu söyledim. Eğer eşkenar üçgen konuşuyorsak her yerden ikiz kenar üçgen konuşuyoruz. Ne demek? Şimdi mesela ikiz kenar üçgende neydi? Sadece iki tane kenar birbirine eşit. Bakın burada şurayla şurası birbirine eşit. Burada bir ikiz kenarlık var. Bakın burayla burası birbirine eşit. Burada bir ikiz kenarlık var. Bakın şurayla şurası birbirine eşit. Yani öyle göstermek için çiziyorum. Her bir taraftan birbirine eşit ikiz kenar var. Peki biz ikiz kenar gördüğümüz zaman ne yapıyorduk? Dikmeyi indiriyorduk. Peki dikmeyi indiriyorsak sevgili arkadaşlar ikiz kenar gördüğümüz zaman... ...eşkenar üçgende de dikmeyi indirdiğimiz zaman... İkiz kenarın arasındaki dikmenin gösterdiği tüm özellikleri burada da eşkenar üçgende de her biri ikiz kenar olduğu için tüm yüksekliklerde gösterir. Ne demek istiyorum? Hadi gelin bakalım. Şimdi eşke, ikiz kenar üçgende ne yapıyorduk? Dikmeyi indirdiğimiz zaman ne oluyordu? Tabanı iki eş parça bölüyordu. Doğru değil mi? Tabanı iki eş parça bölüyordu. Aynı zamanda açı ortaya oluyordu. Aynı zamanda dik oluyordu. Aynı zamanda işte ikiz kenarda. Kidaydı. Burada her yerden kida var. Şimdi arkadaşlar tek tek inceleyelim. Gelin şuraya bir zoom yapalım. Şimdi ben geldim. Burada bir dikme indirdim. Şimdi bu dikme gördüğünüz üzere aslında ikiz kenarın arasından ya yani iki tane ikiz kenarın ortasından indi. E ne olacak arkadaşlar? Şurayı 30 30 diye ayırmış olacak. Burası dik oldu mu? Oldu. E tabanı şöyle şurada pardon, şu şekilde iki eş parçaya bölmüş olacak. Şimdi devam ediyorum. Ben gelip buradan bir tane daha şöyle çizdiğim zaman e arkadaşlar bu çizdiğim şey de iki tane ikiz kenarın arasından indirilen bir dikme. O zaman bu da burayı 30, 30 diye ayıracak. E bu da tabanı iki eş parçaya bölecek. Açı ortayda oldu. Zaten ikiz kenarlık da var. Şimdi diğer dikmeyi çekiyorum. Bakın diğer dikmeyi. E sevgili arkadaşlar, bu da yine ikiz kenarın arasından, iki, ikiz kenarın arasından geldi. O yüzden burada da yine aynı şekilde 30, 30 diye ayırır ve dik olur ve tabanı da şöyle iki eş parçaya böler. Ne oldu? Her yerden ikizkenar üçgen. Nereden bakarsan bak. Şimdi arkadaşlar biz eğer eşkenar üçgen çözüyorsak çok fazla 30 60 90 üçgeni kullanacağımız anlamına gelir. Bu e, oldukça kritik. Peki burada fark ediyorsanız şöyle bir kesişen nokta var. Peki şunu sorsam size. Bu kesişen nokta iç teğet çemberin merkezi midir? Ya hocam iç teğet çemberin merkezi ne demek? Ne demekti? açı ortayların kesim yeri. Arkadaşlar bakın her bir dikme aynı zamanda açı ortay gördüğünüz üzere. Aynı zamanda burası hem iç T çemberin merkezi. Şurası. Şöyle yazayım. İç T çemberin merkezi. Peki burası aynı zamanda şöyle çemberin merkezi yazayım. Burası aynı zamanda diklik merkezi değil midir? Diklik merkezi ne demek? Diklerin kesiştiği yerler. Yani burası aynı zamanda tüm dikliklerin kesiştiği yer. Yani diklik merkezi. Peki aynı zamanda burası ağırlık merkezi değil midir? E, hocam bugüne kadar video anlattığınızda biz ağırlık merkezi diye bir şey görmedik. Ağırlık merkezi kenar ortayların kesim noktası. Bazı özellikler var. Özellikle bundan sonraki videoda çok konuşacağız arkadaşlar kenar ortay konusunu. O yüzden bu aynı zamanda şu nokta aynı zamanda nedir arkadaşlar? Ağırlık merkezi yani kenar ortayların kesim noktası da demiş oluyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlar. Tüm bu özellikler içinde bandı. Yani o zaman şunu demek istiyorum. Eğer biz elimizde eşkenar üçgenin içerisinde bir nokta verdiyse ve bu nokta ağırlık merkezi diyorsa o noktadan geçen her şey zaten kenar ortaydır. Normalde bir üçgende de zaten ağırlık merkezi kenar ortayların kesim noktası. Ama zaten bunda kenar ortay aynı. Dik aynı, açı ortay aynı olduğu için oradan çekilen bir doğru mükemmel özelliklere sahip. Her biri var içerisinde. O yüzden sevgili arkadaşlar burada buna dikkat etmeniz gerekiyor. Tekrar ediyorum 30-60-90 üçgeni çok fazla kullanacağız. Şimdi gelin şöyle biraz olayları kurcalayalım. Şöyle bir içeride bir gezintiler yapalım arkadaşlar birlikte. Özellikleri keşfedelim. Şimdi özellikleri nasıl keşfedeceğiz? Şimdi arkadaşlar elimizde böyle bir tane eşkenar üçgen olsun. Şimdi bu eşkenar üçgenin bir kenarı A olarak gösterdim arkadaşlar. Bir kenarını A olarak göster. Şimdi ben gelip karşıdan şöyle bir tane dikme indiriyorum. Şimdi neydi sevgili arkadaşlar? Dikme tabanı iki eş parçaya bölüyordu. Şimdi tabanı iki eş parçaya böldüğüne göre şurası ne olur? A bölü 2. Burası ne olur? A bölü 2. Yani bir kenara A ise iki parçaya böldü. A bölü 2, A bölü 2 diye ayırdı. Peki ben burada neyi biliyorum? Şu an elimde şuranın 60 derece olduğunu ve buranın 30 derece olduğunu biliyorum. Ve burada fark ediyorsanız bir tane 30-60-90 üçgen oldu. Peki burada gelip ben 30'un karşısında ne var? A bölü 2 var. Peki 60'ın karşısında ne olacak? E hocam biz bunu nasıl ya? Nasıl bilmiyorsun? Önceki videoları izle. Neydi 60'ın karşısı? Onun kök 3 katı. A bölü 2 ya. A bölü 2'nin kök 3 katı. Yani A bölü 2'nin kök ile çarpımı. O zaman burası ne oldu? a kök 3 bölü 2 oldu. O zaman şu an burada gördüğüm eşkenar üçgenin dikliği ne arkadaşlar? Yazıyorum bakın buraya. a kök 3 bölü 2 oluyor. Şimdi bu önemli. Neden? Şu an o zaman ben şunu fark ediyor muyum? Eğer bir eşkenar üçgenin bir kenarı a ise bunun yüksekliği yüksekliği a kök 3 bölü 2. Mesela a'ya ben gelip burada şöyle yazalım bir kenarını a'ya eğer ben 8 dersem bunun yüksekliği yani h diyeyim arkadaşlar yüksekliği. Yüksekliği bak yarısının köküç katı. Yani 4 köküç olur. Bak çat diye bulurum. Hiç acımam ya. Tak diye bulurum hemen kafada. Veya mesela sana geldi şöyle dedi. Dedi ki bunun dedi a'sı ne olsun? Ee, 2 ee, köküç olsun. Yarısının köküç katı. Bak 2'ye böl. Köküç 3 köküç çarp. O zaman yüksekliği 3 olmuş oluyor bu durumda. Veya sana geldi dedi ki bunun dedi bir kenarı 7 dedi ya. Sen diyeceksin ki yarısının 3 katı. Yarısının 3 katı ne olur? 7 bölü 2 çarpı 3 Yani 7 kökü bölü 2 olur yüksekliği. Yani sen her türlü yüksekliği bulursun. Peki hocam hep kenar verip yüksekliği mi isteyecek? Yo, Bak bu sefer de yüksekliği versin sana. Mesela ne versin? 4 kökü 3. Şimdi ne yaptın az önce? Yarısının 3 katını aldın ya. O zaman bunda ne yapacaksın? Kök 3'e bölü 2 ile çarpacaksın. Yani tam tersini yapıyorsun. Yani sen formatı biliyorsun. A kök 3 bölü 2 4 kök 3. O zaman hemen kök götür. 2 ile çarp. O zaman bunun bir kenarı neymiş? Bir kenarı 8 mi sevgili arkadaşlar? Bakın sana e, uzun şeyi verip yüksekliği verip bir kenarını da isteyebilir. İster mi? İster. İster sevgili arkadaşlar. Peki hocam bunun yüksekliği eğer ne olsun? 4 ise bunun bir kenarı nedir? Bak şimdi şöyle düşün. Ney? A kök 3 bölü 2 ya burası. Şimdi bu neymiş? 4'müş doğru değil mi? Hemen şöyle çaprazı yapıştırıyorsun. O zaman A kök 3 ne oluyor? 8. A buradan ne oluyor? 8 bölü kök 3. E var mı böyle bir şey? Yok. O zaman kök 3 ile genişletiyorsun. 8 kök 3 bölü 3 oluyor bu sefer de bir kenara. Ama tabii ki de bu kadar karışık bir şey geleceğini düşünmüyorum. Yani şöyle bir şeyler gelecek. Mesela 8 verecekken sen çat diye kök 3'ü diyebileceksin veya 2 kök 3 verecek 3'ü direkt çat diye söyleyebilirsin. Veya 7 verip 7 kök 3 bölü 2'yi hızlı bir şekilde söyleyebileceksin. Bu bence önemli bir özellik. Şimdi aslında ben burada A'dan gittim. Mesela şöyle bir mantık da kurabilirsin size daha kolay gelse. Dersiniz ki kenar 2 A olursa kenar 2 A olursa bu sefer gel buradan dikmeyi indirdim. Gel buradan dikmeyi indirdim. O zaman tabanı ne yaptı? AA diye iki parçaya böldü. Şurası kaç derece? 60 derece. Burası kaç derece? 30 derece. Burada 30 60 90 üçgeni var. 30'un karşısı A ise 60'ın karşısı ne oluyor sevgili arkadaşlar? A kök 3 oluyor. Yani yarısının kök 3 katı. Yine aynı yerdeyiz yani. Buna şaşırmayalım. Peki bunun alanı ne? Bunun alanı ne? Şimdi alan neydi arkadaşlar? Taban çarpı yükseklikti. Şimdi bunun tabanı zaten şurası değil mi? Taban A. E bu tabana ait olan yükseklik A kök 3 bölü 2. Taban çarpı yükseklik bölü 2 idi. Pardon akşam. Yanlış söyledim orada. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Şimdi tabanımız ne? A. Yüksekliğimiz ne? A kök 3 bölü 2. Taban çarpı yükseklik. E bir de bölü 2 gördüğünüz üzere. O zaman ne oldu arkadaşlar burası? A kare kök 3 bölü 4 oldu. Bunu adınız gibi bileceksiniz. Eğer bir eşken üçgen varsa bir kenarını biliyorsam yeter. Bir kenara A ya. A kare kök 3 bölü 4. Çat çat. Hemen hızlıca yapacaksın bunu. Şimdi mesela sana geldi dedi ki elimde bir eşken üçgen var. E bunun A'sı yani bir kenarı 2 dedi. Şimdi sana bunun alanı soruyor. Şöyle alan yazayım. Alanı soruyor. Sen diyeceksin ki A kare 4. Kök 3 ne oldu? 4 kök 3 bölü 4. Ne oldu? Kök 3. Kök 3'tür diyeceksin ya bunun alanı. Ya biraz cool yani. Cool olarak. Bu kök 3 ya diyeceksin. Böyle. Yani arkadaşlar seri bulmak önemli. Mesela sana dedi ki Elimde bir tane üçgen var. Dedi ki bunun dedi bir kenarı 5. Bunun alanını bulsana dedi. Sen de çarp. A kare 25 kök 3 ile çarp. 25 kök 3 bölü 4. A kare kök 3 bölü 4. Dıt 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 dıt. Sana bunu ezberletmiyoruz. Mantığını anlattım. O zaman A kare kök 3 bölü 4. Hemen diyeceksin ki 25 kök 3 bölü 4 diye yapıştıracaksın. Yani alanı çat diye hemen hızlıca söyleyebilmiş olacaksın. Bunlar oldukça önemli özellikle sevgili arkadaşlar. Yani bunları birçok soruda sizi aşırı derecede hızlandıran kısımlar olacaktır. Yüksekliği hızlı bir şekilde bulabilmek ve aynı zamanda veya yükseklikten kenarı bulabilmek veya kenardan şeyi bulabilmek, alanı bulabilmek. Bunlar arkadaşlar oldukça hızlandıran özellikler diyebilirim sizlere. Şimdi gelelim burada bir tane soru sormuş. Hmm, ne sormuş? Demiş ki bunun yüksekliği 3 kök 3. Şimdi bak yükseklik 3 kök 3. Yani A kök 3 bölü 2 idi. A kök 3 bölü 2 yükseklik. Şimdi A kök 3 bölü 2 3 kök ise bak kafam şöyle çalışıyor. Bak beynimin içinde yapıyorum bunu. Parmağımla yapmıyorum yani. Bakın bu önemli. Böyle 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 yapmıyorum. Bak şimdi izle. A kök 3 bölü 2 eşittir 3 kök 3. Kök 3 üç, kök üçü götürdü mü? Yani kafanda bunu yap götürdü. Çünkü neden? Bunlar aynı tarafta olduğu için götürür. Şimdi A bölü 2 3'müş. O zaman A ne? A'mız 6. O zaman bunun bir kenarı 6. Bir kenarı altı ise bunun tüm kenarları altı. O zaman bunun çevresi nedir? 18 yapıştırıp geçeceksin. Bu kadar. Mesela yanda bir tane daha şekil vermiş. Diyor ki eşkenar üçgenin alan nedir? Ah, artık bunu... Akara köküçü 4. Biliyorsun. Ben anlatmayacağım bunu. Bunu sen hallet. Evet. Devam ediyorum. Geldim buraya. Şimdi diyor ki... Eğer ben eşkenar üçgenin içerisinden bir nokta seçersem... Ve bu noktadan tüm kenarlara paralel çekersem... bak Şuradaki A... Şöyle yeşille göstereyim. A tabana paralel. C şuradaki yan kenara paralel. Bu B de bu yana paralel gördüğünüz üzere. Hepsi birbirine paralel bunlar. Peki ben burada şöyle geri 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 gelelim. Bunlar hepsi birbirine paralel. O zaman bunların üçünün toplamı bir tane kenara eşittir diyor. Sen diyorsun ki hocam sallama diyorsun. Bak bunu fark ettim. Şimdi ne yapacağız? E tabii ki de bunu sana anlatacağız mantığını. Çünkü bence bu soru bu şekilde değil de bunun daha modern bir şeklinde çıkabilir. Sen eğer bunu yapmayı bilirsen veya soruyu bir tek değiştirirlerse, sen bunu bulmayı bir kere görmüş olursan, sen de burada elini taşın altına koyup o soruların hepsini bulabilirsin. Şimdi gel konuşalım. Yanda vermiş. Diyor ki 2, 3, 4 böyle sorular görünce böyle şeyler yapın. Arkadaşlar böyle bir öğretim tarzı yok. Çünkü bu öğretim tarzı zaten bizim berbat. Mesela şey yapıyorlar işte sinüste ben benzer bu sitede daha önceki derslerde anlattım. Trigonometri kısmında işte iki parmağını kapat 30 bilmem ne. E tamam abi bunu da parmağına kodla o zaman. Abi hangi birini kodlayacaksın? Öyle bir kodlama tarzı yok. Sistematik anlaman gerekiyor ve burada flexible hareket etmen. Yani sürekli sen kendin bunları bulabiliyor olman gerekiyor veya bunu eğer ezberleyeceksen de mantığıyla ezberlemen gerekiyor. Ardışık sayılar Türkiye'de en berbat anlatılan konudur. Yani berbat anlatılıyor öyle söyleyeyim. Youtube'da açın artışık sayılar videosunu izleyin arkadaşlar. TYT kampında. Haziranda yüklediğim. O videoyu izleyen birinin işte birden ona kadar birden yüze kadar olan sayıların toplamını unutma ihtimali yok. Çünkü o kadar derinlemesine bir gidiş var ki orada sen artık sistematiği anlıyorsun. Sürekli şey En çarpı en artı bir mi alacağım? Bir son terim eksik ilk terim böyle bir mi alacağım? Artı bir birim. Bunların hepsi bir kenara atılmış oluyor. Neyse gaza geldi şimdi. Devam ediyorum. Şimdi gelin buraya. Diyor ki e, burada 2, 3, 4 vermiş buradaki paralelleri. Bunların toplamı bir kenara eşit olacak. O zaman ne oluyor bu kenar? 7, 9 oluyor. O zaman bunun bir kenarı 9'sa çevresi nedir? Bir kenarı 9'sa çevresi 27'dir. Ama tabii biz böyle çözeceğiz mi? Hayır arkadaşlar biz mantığını anlamaya çalışıyoruz. Şimdi diyorum ki ben elimde şöyle bir üçgen var. Şöyle biraz zoom yapayım buraya. Böyle bir üçgen var. Şimdi bu üçgende ben öncelikle şurası şu 3'e paralel bir tane doğru çiziyorum. Bakın şöyle. Şu şekilde. Şöyle çizdim. Şimdi arkadaşlar 4 bakın şunların ikisi paralel 4 aynen şuraya taşındı. Çünkü her ikisi de paralel olduğu için o 4 o 4 zaten yani şuraya diyorum. Bakın şu iki tane yeşil nokta arası 4 oluyor taşındı. Şimdi e, bu 3 de aynen şuraya taşındı gördüğünüz üzere. Peki bu nasıl bir üçgen? Eşkenar üçgen. Eşkenar üçgense bu arada eşkenar üçgen olması şartı var tabii ki de. Burası 60 derece. E, burası da 60 derece. E hocam burası da 60 derece. Okey doğru söylüyorsun. Şimdi ben diyorum ki şuradaki 60'la burası da 60'tır. Ya hocam ya nereden çıktı bu ya? Nereden uyduruyorsun böyle şeyler? Ya uydurmuyorum. Bu zaten bizim doğruda açılarda gördüğümüz yer. Neden doğrular? Bak şimdi izle. Bak şu gösteriyorum sana. Şu parça şuna paralel değil mi? Buna paralel. Ve bunların ikisinden de bir doğru geçmemiş mi şöyle? Bu bu yöne bakıyorsa bu da bu yöne bakar mı? Bakar. Şimdi sen diyeceksin ki hocam ben tam olarak anlamadım ya yani, bir daha şey yapar mısın? Bak o çizdiğim şekli yana doğru çeviriyorum şu an. Bak görüntü aynen şöyle. Bir paralellik var. Şöyle geçmiş, şöyle geçmiş. Bir tane daha paralellik var. Bu böyle devam etmiş. Burası atmışsa burası da 60'tır arkadaşlar. Bu kadar. Çünkü neden? Bunlar yöndeş açılar. Bakın burada da burada da şekil sadece şöyle duruyor. Yani burası atmışsa bu taraf da 60'tır. Yani o zaman şunu hemen silelim şöyle. Şurası da 60 oldu. Peki hemen geliyoruz. E arkadaşlar o zaman burada a, burada da bir eşkenar üçgen çıktı. E burası 3 ise şurası da 3 olmaz mı? E burası 3 oldu. Peki şurası da 3 oldu. Yukarısı da 4. Ya keşke bir de şurayı bilsem değil mi? Şu şu parça bak. Şu parçayı da bilsem. Gel onu da bulalım. Bulması bedava sonuçta. Şimdi bak. izle. Şimdi geldim bu sefer de aynı şekilde şuna bakın. Şu ikiye bir tane paralel çizdim. Şimdi 3 aynen buraya taşındı. 2 de aynen şuraya taşındı. Burası iki oldu. Peki şurası 60 derece değil mi? 60 derece. Şu üst taraf. Ben diyorum ki şurası var ya burası. Burası da 60 derece. Ya hocam. <laughs> ya nereden çıkarıyorsun bunu? Bak şimdi izle bak olayları izle. Şimdi diyor ki bak bu 60 derece bu 60 derece. Neden? Bak şurası. Şurası birbirine paralel. Bunların ikisinden şöyle bir şey geçmiş. Abi burası 60 ise bu tarafa bakan da 60'tır zaten. Yani mantık bu. Zaten bunlar bu bildiğimiz doğru da açıdaki yöndeş açılar bunlar. Şimdi şöyle geri geleyim. Sonra bana karaladığım için kızanlar var. Hocam karalamayın ya diyor. Tamam karalamıyor. Şimdi geldik bunu da yaptık mı? Ardından e, neremiz kaldı? Ha, burası 60. Şurası da 60. E, burada ne oldu? Burada bir tane eşkenar üçgen oldu. O zaman burası 2 ise şurası da 2 değil mi? Bakın şöyle zoom yapayım. Bakın burada hepsi 60 derece olan bir eşkenar üçgen oldu. Burası 2 ise burası da 2. O zaman bunların hepsi 2 oldu. Gördüğünüz üzere arkadaşlar buradaki bir kenar 2'nin, 4'ün ve 3'ün toplamı yani 9 oldu. E çevresi de 27 oluyor bu durumda. Şimdi diğer bir özelliğe bakalım. Bakın diğer bir özelliğimiz şu. Burada da diyor ki eğer üç eşkenar üçgenin bir içindeki bir noktadan her bir kenara doğru dikme indirirsen bu dikmelerin toplamı bizim elimizde şöyle bir tane dikme olsun şu dikmenin uzunluğuna eşittir. AH'ye eşittir. Yani AH eşittir. Şöyle yapalım. A artı B artı C olmuş oluyor. Şimdi neden böyle oluyor? Biraz konuşmamız gerekiyor arkadaşlar bunları. Şimdi neden böyle oluyor? Şimdi sevgili arkadaşlar gelin şöyle şurada anlatmaya çalışayım size neden böyle olduğunu. Şimdi elimizde hatta şöyle şuralara sayı verelim daha da iyi anlatmaya çalışayım. Şuna mesela diyelim ki 2, 4, 6 dedim. Tamamen sağlıyorum. Şimdi burada bir tane eşkenar üçgen var. Eşkenar üçgenin ne? tüm kenarların eşit olması. Bunun bir kenarına da, eşkenar üçgenin bir kenarına da ne diyelim? AB'mizde ne olsun? 10 olsun arkadaşlar. Çarpması kolay olsun. Şimdi ben burada, burayı 3 üç tane üçgen ayırıyorum. Bakın şöyle yaptım. Şöyle yaptım. Ve böyle yaptım. Şimdi burada şu an 3 üç tane üçgen var. Hangi üçgenler? Birinci üçgenimiz şu. Bu üçgen. Şimdi bu üçgende şu sarıyla yaptığım üçgende ben niye bu kadar büyük kullanıyorum bunu biraz küçültelim. Şöyle kullanayım. Heh. Bakın arkadaşlar şu sarıyla boyadığım üçgen var ya şu üçgen. Bu üçgenin alanını bulalım. Nasıl bulacağım? Şimdi bunun bir tabanı var. Bakın şurada taban. Taban çarpı yükseklik gördüğünüz üzere. Taban çarpı yükseklik. Tabanımız kaçtı? Tabanımız 10. O zaman bunun alanı ne oluyor? 10 çarpı 2 bölü 2. Git götür 10 oldu. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Şimdi geliyorum devam ediyorum. Diyorum ki bakın bir de şurada bir tane üçgen var. Gördünüz mü diyorum sizlere. Şöyle bir tane daha üçgen var. E bunun tabanı ne? Bakın tabanı şu. E yüksekliği de bu gördüğünüz üzere. O zaman taban 10. Yükseklik 6. O zaman buraya da gelip 10 çarpı 6 bölü 2 yazdığım zaman cevabım şurası 3 kalıyor. 30 oluyor. O zaman bunun alanı da 30. Sonra devam ediyorum. Burada bir tane daha üçgen var diyorum. O üçgen de şu. Şöyle gösterelim. Şu üçgen. Şuradaki üçgen. Şu üçgen. Bu üçgende de pardon yanlış çizim. Ha şu üçgen. Kaydı orada. Ha. Bu üçgenimiz. Bu üçgenin tabanımız ne? Tabanımız şurası bakın. Taban burası. Tabana ait yükseklik de burası gördüğünüz üzere. O zaman yine ne olacak? 10 çarpı 4 bölü 2'den cevabımız şöyle gitti. 20 oldu. Peki bunları topladığım zaman bu üç farklı üçgen bir hiç kesişmiyordu. Bunların toplamı bir tane eşkenar üçgenin neyi olmuş oluyor arkadaşlar? Alanı oluyor. Ne oluyor bunları toplarsak? 10, 30, 20, 60 oluyor. Peki bu eşkenar üçgenin alanı 60 ise eşken üçgenin alanı nasıl buluyorduk arkadaşlar? Burada a kare kök 3 bölü 4 veya bunun tabanı 60 ya. Sen bunun içeriğine ne yazsın? Sen bir kenarını bilerek de bunları bunu benzer bir şekilde bulabilirsin. Şöyle şurayı isteyelim. Zaten arkadaşlar şöyle bir durum var. E, mantıken yani burada bir mantık hatası var ama ona çok takılmayın. Çünkü burası mesela 2, 4 ve 6 olamaz. Yani bir kenarı verdiğimiz zaman çünkü onların toplam bir yükseklikte olacak. Yani bu, bu şekilde normalde aslında mümkün olmayan bir şekilde sadece sistematiği kanıtlamak adına konuşuyorum. O zaman arkadaşlar sen burada bunun tabanına eğer 10 dediysen sallıyoruz şu an. Buna buradan bir tane yükseklik indireceksen şu şekilde. Şöyle bir tane yükseklik indireceksen. O zaman 10 çarpı o yükseklik bölü 2 tüm alanı vermeli. Yani 10 çarpı o yükseklik bölü 2 tüm alanı vermeli. Tüm alanı ne? 60 gördüğün üzere. Şunu da şunu sadeleştirin. Burası 5. O zaman x buradan ne oldu? 12 oldu. Şimdi dikkat et. 6'nın, 4'ün ve 2'nin toplamı da 12 oluyor. Sadece sayı değerlerini mantığını anlatmak için verdim arkadaşlar. Eşkenar üçgen geçerlidir. Zaten eşkenar üçgende hani bir kenar 10'sa bir noktadan dikmeler 2, 4, 6 olamaz bu arada. Çünkü bir kenar eğer 10'sa bunun dikmesi neydi arkadaşlar? A köküç bölü 2 yani 10 köküç bölü 2 yani 5 köküç olacak ama şu an sadece görün diye yani sistematik nasıl geldi? Üç farklı üçgenin kenarlarından gittiğini görün diye sizlere anlattım sevgili arkadaşlar. Buradaki kısmı. Üç farklı dikme indirdiği zaman. Şimdi gelelim buradaki e, soru çözümlerine. Şimdi hemen etkili geometri buna doğru geçiş yapıyoruz. Evet sevgili arkadaşlar ilk soruyla başlayalım. İlk sorumuz bu. ABC B, eşken üçgen. A, D, dik üçgen. A, E, E de BD 11 CE burası dikmiş diyor, CE de 3 demiş arkadaşlar. Buna göre CB nedir demiş. Şimdi arkadaşlar şöyle şeyler yap, ya yapın da yani her zaman da şöyle yapıyorsun eşkenar üçgen eşken, eşken, 60 60 60. okey bir şey demiyorum. Sonra her şey 60 60 60 60 60, 60 eşit eşit. Yani bunlar arkadaşlar yani böyle hani otomatik şey mesela Burası 90 ya yani şöyle yapıyor bazıları 90 yazıyor. Eyvallah. <laughs> Yani bu değil. Şimdi arkadaşlar tüm özellikleri burada yaşamanız gerekiyor. Şimdi 60-60-60 yazabilirsiniz tabii ki de. Eşit olduğunu da yine benzer bir şekilde bilebilirsiniz. Bazı karışık şekillerde hayat kurtarıyor bu arada. Bunu söyleyelim. E, ama yani sırf yazmak için değil. Bu arada soruyu çözerken gözünüz takılsın. Neye takılsın? Büyük üçgende 90 derece var. Bakın burası 90. E, bu kenar ne? Burası 90. Şu kenar ne? 60. O zaman buradaki şu kenar, açı açıda 30 derece olacak. Burası da 30 derece. Şimdi bizden ne istiyor? Önceki soruyu okudum ben. Bizden eski CB nedir? Bakın şuradaki CB nedir diye soruyor bize. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle gelelim. Şimdi burada gördüğünüz üzere 30 60 90 üçgeni var. Şimdi ben buraya gelip şuraya x dersem şuna da x dersem buna da x dersem. Şimdi bana ne diyor? BD 11. Bakın BD 11. CE de 3 diyor. CE de 3. Şimdi mantıken şu an büyük üçgende 30 60 90 üçgeni var ya. Burada ne var? 30'un karşısı Burada da 90'ın karşısı. Şimdi 30'un karşısı ve 90'ın karşısı nasıl bir ilişki vardı? 30'un karşısı 90'ın karşısının yarısıydı. Doğru değil mi? 90'ın karşısı ne? X artı 11 bölü 2 eşittir. 30'un karşısı gördüğünüz üzere. X artı 3. Şu an tamam. X artı 3. Şimdi ben gelip bunları şöyle çarptığım zaman 2x artı 6 eşittir. x artı 11. 6'yı buraya x'i buraya attım. x buradan ne oldu? x'imiz 5 oldu. Bize neyi soruyor? Aslında bize cb yani oradaki x'i soruyor. O zaman cevabımız 5 oluyor. 5'i yapıştırıp yolumuza devam edebiliriz. Şimdi gelelim buraya. Mert bir logo tasarlamak için bir kenarı 12 santim olan eşkenar üçgen ile küçük bir eşkenar üçgenin birer köşesi çakışacak biçimde şekil bir de birleştirmiştir. Daha sonra şekil 2'deki gibi bir eşkenar üçgen keserek çıkarmış ve logoyu oluşturmuştur. Mert'in tasarladığı logonun çevresi kaç santimdir diye bize sormuş. Şimdi burada bizim elimizde iki tane eşkenar üçgen varmış. Yani birincisi şuradaki eşkenar üçgen. Bir tanesi şu büyük eşkenar üçgen. Şimdi bunun bir tanesinin bir kenarı. 12 santim bir eşkenar üçgen almış. Yani şurası 12 santim o zaman arkadaşlar. Burası 12 santim. Şimdi diyor ki bunu yapmış. Onu da kesmiş. Şurada da 3 kalmış. Mert'in tasarladığı logonun çevresi nedir? Şimdi burada bir, yap, bir yapışlı şeklini göstereceğim. Şimdi bakın şurası bunun ben bir kenarını bilmiyorum. Sonuçta şuraya A dediğim zaman. Bakın şu kenara A dedim. Şöyle gösteriyorum hatta. Bu kenara A dedim. Şöyle. O zaman mantıken burası da A oluyor. Mantıken şurası kaç arkadaşlar? Burası zaten 12'ymiş. O zaman burası neymiş? Burası da 12'ymiş. Şurası zaten 3'müş. Bizim nereyi bulmamız gerekiyor? Şimdi burada çıkarılan şeyde bir eşkenar üçgen ya. Mesela ben şimdilik şurayı bulmaya çalışayım. Şurayı bak. Şurayı bulmaya çalışsam. Bu maviyle gösterim ne oluyor? Şimdi bir kere şu kırmızıyla göstereyim şurası var ya bakın şu uzunluk ne? 12. 12'den bir A'yı çıkarman gerekiyor. Neden? Çünkü bu şuradaki üçgenin şu, şu kenarı A. Yani 12'den A'yı çıkarıp 3'ü çıkarman gerekiyor. 12'den 3'ü çıkarsak 9, A'yı çıkarsak yani şurada benim maviyle gösterilen yer 9 eksi A oluyor. Neden bunu buldum? Aslında bununla işim yok. Benim kırmızı olan yerlerle işim var. Yani şurayla ve şurayla. Bana ne dedi? Çıkarılan üçgen de eşkenar dedi ya. O zaman burası 9 eksi A. O zaman burası 9 eksi A oldu gördüğünüz üzere. Şimdi gelip şöyle şunu Şurayı şöyle sildim. Şimdi ben bunun çevresini bulacağım. Her şeyi topluyorum arkadaşlar. 12, 12, A, A, 3, 9 eksi A, 9 eksi A. Şimdi bir kere buna toplarsam 9 eksi A'daki A ile buradaki A gitti. 9 eksi A'daki A ile buradaki A gitti gördüğünüz üzere. Şimdi o zaman ne oldu? Geriye 13, 12, 12, 9, 9 kaldı. Bunların toplamları ne 20, 27, 36, 45. O zaman bunların hepsini toplarsak da 45 oluyor. Peki nasıl çözülebilir? Şimdi arkadaşlar şunu iyi anlamanız gerekiyor bence. Bence bakın bu ÖSYM'nin bayağı sevdiği bir soru tarzı. Neden bayağı sevdi diyorum? Çünkü ÖSYM özellikle katı cisimlerde yüzey alanı bulmayı mutlaka gösteriyor. Ee, soru yapardı. Şimdi burada sorumuz şu. Eğer gelip sen bir kenarı A olan bir eşkenar üçgeni yapıştırdıysan yani bu çok büyük bir çözme yöntemi değil anlattım ama bir mantık anlatmaya çalışıyorum sana. Eğer burada bir kenara A olan eşken üçgeni gelip yapıştırdıysan şimdi önceden yapıştırmadan önce şurası vardı değil mi? Bu üçgen. Yani hiç yapıştırmadan önce orası vardı. Şu an sana yapıştırdığın anda buradaki bir A'yı kaybettin. Yani bu A'yı şöyle yazalım. Şu A oldu sana şöyle eksi A. A kaybettin. Ama onun yerine gelip bu dışarıda dış yüzeyde artı A artı A kazandın. Yani bir A kaybettin bir A kazandın gördüğün üzere. Şimdi bu durumda mantık şu. Şimdi bizim üçgenimizin şey neydi çevresi? Zaten bir kenarı 12 idi ya. Yani. Çevresi 36. Yani 36'dan aslında sen ne yaptın? 1 A kaybettin. 2 A kazandın gördüğün üzere. Aslında burada ne oldu? Bir tane A kazanmış oldun. Yani bu bunu telafi etti. Şu şunu telafi etti. O zaman sen 36'ya bir tane A eklemiş oldun. Peki devam ediyorum. Mesela geldim burayı. Şurayı 9 eksi A buldun. Peki sen bu üçgeni kestiğin zaman ne oldu aslında? Şuradaki mavi ile gösterilen 9 eksi a'yı kaybettin. Yani bu senden çıktı. Peki yerine ne geldi? Yerine şurada bir tane daha 9 a geldi. Burada da bir tane 9 a geldi. Yani sen ne yaptın? Bir 9 a kaybederken iki tane 9 a kazandın bu durumda. Yani aslında şunla şu birbirini egal etti. Çevre için, tüm çevre için üçgenin. O zaman bu üçgen ne kazandı? Aslında bir tane 9 eksi a kazandı sadece. Bak yazıyorum artı 9 eksi a kazandı. O zaman şu a şu a'yı götürürse bunun artık yeni çevresi 45 oldu. Yani bir şey bir şeyle birleştirdiğiniz zaman şu an birleştirecek bir şey arıyorum. Mesela durum bakıp gösterebileceğim. Yani bir şey bir şey birleştirdiğiniz zaman o orayı kaybeder. Ama bunu tabii ki de her ikisi de kaybetmiş oluyor. biz tabii dıştaki e, çevreyi konuşmak istediğimiz için o üçgeni baz alıyoruz. Şimdi şunu da gösterelim size arkadaşlar. Mesela elimde iki tane silgi var. Ben bu iki silginin tabanını birleştirdiğim zaman mesela bunun yüzey alanı belli ya. Tabanını birleştirdiğim zaman şöyle tabanlarını birleştirdiğim zaman şimdi ne oldu? Aslında bu iki silgi de şu tabanı kaybetti. Yani sen mesela bunun yüzey alanı 10. Bunun da yüzey alanı 10. Tabanı da 1 1 ikisinin de. Sen bunu böyle birleştirdiğin zaman o zaman ikisini de birden kaybettin. Yani ne oldu? Toplamda 20 olmayacaktı ya. Buradan bu da biri kaybetti, bu da biri kaybetti. Yani 2 kaybedildi bu durumda. 20'den 2 çıkardı ne oldu? 18 oldu. O zaman yeni yüzey alanı 18 oldu. Yani orayı bir kere değil. ikisi de kaybettiği için 2 defa çıkarıyorsun. Neden olduğunu ya bunların neden bu kadar üzerinde durduğumu kadı gelince çok net bir şekilde anlayacaksınız. Çünkü baya baya sorular var. Gelelim buraya. A ve eşkenar üçgen en sevdiğimizden. Neden? Hemen biliyoruz çünkü. Yeni öğrendik. D L, dik abi okey bakıyoruz dik 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 okey. CK'da 8 olduğuna göre DE kaç santimdir? Bir kere öncelikle arkadaşlar 90 derece var. Yani beni çok gıdıklayan şey tabii ki de 60 derecenin kendisi. Şuraya gelip ben 60 derece diyorum. Hemen şöyle biraz zoom yapalım. Şuraya gelip 60 derece diyorum. Şuraya gelip 60 derece diyorum. Sonra bazı şeyler gördüm. Bakın buranın 30 derece olduğunu, buranın 30 derece olduğunu, sonra şuranın 60 olduğu için otomatikman buranın da 30 derece olduğunu gördüm. Şimdi ben gelip burada soruyu çözeceğim. DE nedir? Kaç santim? Ya yani bana şurayı soruyor. Hmm. Benim burayı bulmam için ne yapmam gerekiyor mantıken? Bir kere tüm kenarı bilmem gerekiyor. Yani bu eşkenar üçgen. Birini bilsem yeter. Bir de şu parçayla bu şu parçayla, şu kırmızıyla gösterdiğim parçaları tüm kenardan çıkarmam gerekiyor. Oraları da bilmem gerekiyor yani DE'yi bulmak için. Şimdi soruya başlıyorum. Şimdi burası 8'miş. Burası 8 ise 90'a karşı 8 ise 30'un karşısı ne oldu? 4 oldu sevgili arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Geldim buraya. Bir tek 8'i biliyor. Mesela şurayı biliyor muyum? Bilmiyorum. Burayı biliyor muyum? Bilmiyorum. O zaman nasıl düşüneceğim? Şöyle düşüneyim arkadaşlar. Ben gelip burada şuraya A diyelim bu üçgende. Şu, şuradaki üçgen var ya. Şimdi 90'ın karşısı A ise 30'un karşısı ne oldu? A bölü 2. Beğenmedim. Neden beğenmedim? Çünkü ben rasyonele düşmem kardeşim. Tarzım değil. O zaman daha cool olacağım. Ne yapacağım daha cool olarak? Gelip şunun bir kenarına 2A diyeceğim. 2A diyeyim ki 30'un karşısında olsun. A olsun. Şimdi ben burada neyi gördüm? Şu an benim üçgenimin bir kenarı ne? 8 artı 2A. Peki arkadaşlar mantık hemen şurayı da bulabilir miyim? Bulurum. Neden? Çünkü burada bir tane 4 var. Yani 8 artı 2A'dan 4'ü çıkaracağım. Ne kaldı? E o zaman şurada gördüğünüz kısım. Şöyle maviyle gösterdiğim kısım. 4 artı 2A oldu. Çünkü 4 artı 2A burası. 4 de burası. Topla 8 artı 2A oluyor. Peki burada 90'ın karşısı 4 artı 2A olduğu için 30'un karşısı ne oldu arkadaşlar? Bunun yarısı. Yani 2 artı A oldu. 2 artı A oldu. Şimdi bakıyorum ben şu an. Buradaki tüm şekil yani şurada gördüğünüz tüm hepsinin uzunluğu ne? 8 artı 2A. Benim burada 2 artı A'yı ve A'nın toplamını yani 2 artı 2A'yı çıkarmam gerekiyor. Bakın 8 artı 2A'dan 2 artı 2A'yı çıkarıyorum. Çünkü neden? D'yi bulacağım. O zaman 8 artı 2A eksi 2 eksi 2A oldu. Eksi 2 artı 2A'lar gitti. Cevabımız buradan 6 oluyor sevgili arkadaşlar. Bu kadar. Şimdi gelelim buraya. Önden görünümü aşağıda verilen bir malzeme deposunun çevresi 36 cm olan ABC eşkenar üçgen biçimindeki bir karton yerleştirilmiştir. Daha sonra önüne iki adet özdeş küp biçiminde karton üst üste gelecek biçimde konulmuştur diyor. Küp biçiminde yani bir kenarı kare yani bu şekilde konulmuş. Ee, ABC eşkenar üçgenin AC kenarının iki karton arasında uzaklığı yani AD parçasının uzunluğu nedir diye bize sormuş arkadaşlar. Hemen bulalım. Şimdi nasıl bulacağız? Bir kere burası bir küp olduğu için bunun her bir kenarı birbirine eşit. Şimdi burası tam 90 derece. Diyor ki çevresi 36 santim. Şimdi çevresi 36 ise bir kenarı 12 ve şurası bakın tam te, dik bir şekilde inmiş gördüğünüz üzere. Ben hemen bir kenarı 12 ise dik olan uzunluğu bulabilir miyim? Ne yapıyorum? Hemen gözümde canlandırıyorum. Bir kenarı A ise A kök 3 bölü 2. Yani 12'yi önce 2'ye böl 6 sonra kök 3 ile çarp. O zaman buranın uzunluğu ne? 6 kök 3. Şimdi burada iki tane eş küpü üst, üst, üste koymuş. O zaman burada küplerden bir tanesinin uzunluğu ne? Bir kenarın 3 kök 3. Yani o zaman oradaki bir karenin bir uzunluğu 3 kök 3. Küpün yüzeyi karedir çünkü. Şimdi benden ne istiyor? Benden AD'yi bulmamı istiyor. Bakın şurayı bulmamı istiyor. Şöyle. E ben bulur muyum? Ya bulmaz mıyım? Ya bul bak izle şimdi dikkat et. Şöyle zoom yapalım. Hocam madem zoom gibi özellikleriniz var niye bizim gözümüzü yoruyorsun diyebilirsin. Haklısın. Şimdi şurası 30 derece. Çünkü neden bu dikime çünkü. 30 derece 30 derece diye ayrılacak burayı. Şimdi burası 30 derece. Peki burası bir kare oluşum. Burası 90 derece değil mi? Şimdi burası 90 ise o zaman burası 30 ise şuraya da 60 kaldı. 60 derece. Peki sen şu an bir kenarın 3 kök 3 olarak biliyorsun. AD'yi bulmak istiyorsun. Vallahi de buldum. Billahi de buldum. Neden? Şuradaki üçgende o zaman şurası da 3 kök 3 değil midir? Çünkü bu bir kare olduğu için. Şurası 3 kök burası da 3 kök Peki burası kaç oluyor? 30. 30'un karşısı 3 kök ise 90'ın karşısı yani AD nedir? AD de 6 kök 3 olur arkadaşlar. Şu an gönül rahatlığıyla Altı kök işaretleyip yolumuza devam edebiliriz. Şimdi hemen gelelim bir sonraki sorumuza. Bir sonraki sorumuz bu. Diyor ki A, B, C, D bir eşkenar üçgen diyor. Buna göre bula bula diye vermiş. Şimdi gel bakalım. Bir kere şurası 60 derece, 60 derece, 60 derece. Şimdi bakmaya devam ediyorum. Bunun bir kenarı ne? Bir kenarı kenarlarda birbirine eşit olması gerekiyor. 4, 2. Şimdi mantıken 6. O zaman burası 4. Burası 4C. Burası 2 ise o zaman burası 4. Bu durumda. Şöyle şunları silelim. Şimdi ben burada bakıyorum soruya. Vallahi buldum. Sen gördün ben gördüm. Biraz görmesi zor gibi ama ben gördüm. Neyi gördüm? Dedim ki öyle bir açı var ki 60 derece. Bu 60 derecenin sağındaki ve solundaki uzunluklar birbirinin iki katı. O zaman olaylar nasıl gelişiyor? Burası 90 derece Şurası da 30 derece. Size ben bir videoda şeyi de göstereceğim burada. Özellikle çokgenler kısmında göstereceğim. Hiç bunu bilmeden de bu soruyu yapabilirsin. Hiç kullanmadan bile yapabilirsin yani. Kosinüs teoremini. Belki biriniz bazılarınız da trigonometri kosinüs teoremini. Mesela aradaki açıyı biliyorsan, iki kenarı da biliyorsan kosinüs teoremi yapıp direkt DE'yi bulabilirsin burada. Oradaki üçgende. Ama ne gerek? Burada görünüyor zaten. Yani bu arada 4, 2 gibi bir sayı vermeyip 3, 1 falan verse bu soruyu kosinüs teoremiyle çözersin yani. E, ama onları ayrıca anlatacağım size. Şimdi bakın burası 4, burası 2. O zaman 30'un karşısının kök 3 katı. O zaman bunun bir kenarını 2 kök 3. Arkadaşlar burada da 2 kat durumu var. O zaman burası 90 derece. Burası 30 derece. Ee, o zaman burada, 60 iki burada da 60'ın karşısında 2 kök 3. burada şurası 90 derece. burası 30 derece. O zaman burada 60'ın karşısı 2 kök 3. O zaman bize FED üçgeninin çevresini soruyor. İki kök topladığımız zaman 6 kök işaretler ekmeğimize bakarız. Devam edelim. Şimdi geldik buna. ABC ve CD eşkenar üçgen. EB 4 santim olduğuna göre CD'de dikmiş AB'yi okey. Buna göre çevre ABC nedir diye bize sormuş sevgili arkadaşlar buradaki kısımda. Şimdi ben öncelikle diyorum ki burada bir eşkenar üçgen var. Eşkenar üçgenler var. Bana çevre ABC'si. O zaman ABC'nin bir kenarını bulsam mük olur. Mük olur. Hmm. Marol biber yiyen kız gibi. Şimdi nasıl olacak? Ben diyorum ki nasıl yapsam, nasıl yapsam, nasıl yapsam ben buraya bilerek gelip 2A diyorum. Neden? Çünkü uğraşmayayım diye. Çünkü 2'ye bölüp kök 3 katını alacağım ya. O zaman burası 2A ise şu kısım var hani ya bakın şurası. Burası dikme değil mi? O zaman bu, bu dik uzunluğu ne olur? Yarısının kök 3 katı. Yani A kök 3 olur. Şimdi devam ediyorum. Burası A kök 3 oldu. Şimdi şurası 30 derece. Burası 30 derece. E, şurası 30 derece. Neden? Çünkü bunun şunun bir kenarı 60 ya. Şöyle 60 60. O, o zaman arkadaşlar şurası da dik oldu birbirine. Neden? Şu an şurada bakın 90 derece var, 30 derece var. O zaman burası da zaten 60 derece yani. Zaten 60 derece de. Hemen şöyle geri gelip bu da değişemez. O zaman burası da 60 derece. Şimdi devam ediyorum. Burası da 60 derece. Şurası o zaman şöyle 90 derece oldu. Burası da bize ne diyor? Çevre ABC'yi soruyor. Şimdi devam edelim. Burada ben burası A kök 3 ya. Ben şu uzunluğu bulabilir miyim? Bulurum. Çünkü neden? Mavi üçgenin dikliği bu. Doğru değil mi? Mavi üçgenin 2'ye böleceğim. Kök 3 çarpacağım. Şimdi 2'ye bölüp kök çarpmak yerine yani ben şöyle bir hinlik de yapabilirim. Yani cinlik yani. Dedim ki ulan boş ver ne ben onu 2'ye bölüp onunla uğraşacağım. Buraya gelip 4 derim. Bu da yarısının kök 3 katı ya yani. 2a kök 3 olur. Yani 2, 2 ile çarptım her şeyi. Burası 2a kök 3 olursa ben bunu ne yaptım? 2'ye böldüm a kök 3 kök çarptım. O zaman şurası Şurası 3 A oldu. Şu kırmızıyla gösterdim ya. Yani. Peki buraya ne kaldı? E buraya da A kaldı gördüğünüz üzere. Şu kısımda A. Şimdi ben gelip buradaki buradaki kısmı yapacağım. Şimdi şurayı biliyor muyum? Bakın şöyle şurayı göstereyim. Şurayı biliyor muyum? Biliyorum. Neden? Çünkü tabanı iki eş parçaya bölmesi gerekiyor. Bunun bir kenarı 2A köküsü. O zaman şurası ne oldu? A kökü 3 oldu. Bakın normalde A bölü 4 bilmem ne falan falan uğraşmam gerekiyordu. 4A'yı yapıştırdım. Olayı çözdüm. Şimdi bak şurayı tekrar edeyim. Burası ne oldu? Şurası A kök 3 oldu. Şimdi bak burası A. Burası A kök 3 ise ben bildim bunu. Nereden bildim? A A kök 3. Şimdi 2 diki o zaman burası 30 derece ise şurası nedir? 60 derecedir. Peki başlıyorum. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2 olur. A'yı buldum. Bana ABC'nin çevresini soruyor. Ben ABC'nin bir kenarı ne demiştim? 4A demiştim. 3 katı 12A. Yapıştır kardeşim hemen. E, ne, ne buldum ben? 2 buldum. 2 ile çarp. Cevabımız 24 oluyor. Mük. Mük bir çözüm oldu. Buradaki çözümümüz. Şimdi hemen gelelim bir sonraki sorumuza. Bir sonraki sorumuz bu. Bir sonraki kısımda katlama sorusu var. Katlama sorularını geçin arkadaşlar. Üçgenin tekrar videolarında buradaki tüm katlamaların tekrar üzerinden geçerek gideceğiz arkadaşlar. Evet Şimdi ABC'de dörtgen BC eşittir 2 AB e eşittir 4. AD 2 kök 7 60 60 demiş. Evet. Okey. C'de CD nedir diyor. CD nedir? Hmm. Şimdi akış, CD nedir? Şimdi benim düşünmem gerekiyor CD'yi bulmak için. Ne düşüneceğim? Bir kere benim beni böyle gıdıklayan bir olay var burada. Sizi gıdıklıyor mu bilmiyorum. Bakın çok çok tahrik ediyor. Şimdi nasıl tahrik ediyor? Soruya bakıyorum. Burada 60'ı 60'ı gördüm. Hacı ben bunu üçgen yaparım. Çok net. Bak yapıyorum. Bunu buradan devam ettirdim. Üçgeni yapıştırdım burada. Burada üçgen yaptıktan sonra şurası 60. Burası 60 ise o zaman burası da 60 olur. Ve işin güzel yanı 60'ın karşısı 4'ü biliyorum. O zaman burası 2'di zaten. Şu kırmızı yazdığım yer 2 olur. E burası da 4 olur. Oo süper. CD'nin bir kısmını buldum. Geri kalanı parmakla ölçmemiz gerekiyor. 4'ü böyle parmağına koy. Çiz oradan. Orası 4 ise. Sonra git şu altta kalan şu kısım var ya şu kısım. Parmağını oraya da koy. Tahminen burada mesela ne olsun? Bakın dur bakalım. Böyle... Şöyle altı mı? Yok değilmiş cevap yanlış buldum. Evet demek ki parmakla olmuyormuş. Devam edelim. Burası 60 oldu. Şimdi benim buraya şöyle şuraya bir fokuslanmam gerekiyor. Şimdi burası 2 burası 2.7 benim şu kısmı bulmam gerekiyor. Oranın ne olduğunu bulmam gerekiyor. Burayı içeri doğru çeviriyorum. 120 derece yapıyorum. Sonra soruya bakıyorum ben bu soruyu nasıl yaparım diye. Nasıl yaparım? Sevgili arkadaşlar aslında şöyle bir durum var. Bizim daha önce bu soru sadece şöyle soru sadece çok rahatlıkla yapardınız soruyu. Hemen göstereyim. Bakın şu üçgeni şu üçgeni dışarı doğru taşırıyorum arkadaşlar. Şu üçgeni. Hemen şöyle yapıyorum. Şöyle. Şöyle. Ve böyle. Ve burası da 120 derece. Burası 2. Burası 2 kök 7. Yeterince yaşarca metmeni izlemiş birisi der ki ben 120 dereceyi mükemmel bir şekilde kullan. Ne yaparım? Şöyle gelirim. Buradan bir tane dikme indiririm. Dikme indiriz. Burası ne oldu? 60 derece oldu. Şurası 30 derece. 60'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1 olur zaten. Peki 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 60'ın karşısı da 3 olur bu durumda. Şimdi o zaman ne oldu arkadaşlar? Bakın şurada bir tane 3 var. Burada bir tane 2 kök 7 var. Ve burada bir tane dik üçgen var gördüğünüz üzere. Ben, ben nereye arıyorum? Ben şuradaki şu kısmı arıyorum. E bulurum. Nasıl bulacağım? Hipotenüsün karesinden dik kenarın karesini çıkararak ötekinin karesi olacak. Şöyle x diyelim. Başlıyorum. 2 kök 7'nin karesi ne eder? 2 kök 7'nin karesi. 2'nin karesi 4. Kök 7 de 7 diye çıkar. 28 eder. Şöyle yazayım ben de. 2 kök 7'nin karesi eksi. Kök 3'ün karesi. O zaman 28'den 3'ü çıkaracağım. Ne oldu? 25. 25 nedir arkadaşlar? Neyin karesi? 5'tir. Şimdi burası 5 ise şurası 1 ya. Şurası da ne oldu? Burası da 4 kaldı şuraya da. Yani aslında şurada gördüğüm yer, şurada gördüğüm yer 4. Şimdi hemen burada bunun üzerine de çözüyorum aynı şekilde. Şimdi şurası 60'tı zaten. Şöyle sileyim biraz. Biraz zoom yapayım. Bakın aslında şunu yapıyorum. Şuradan geliyorum. Dikme indiriyorum. Bu dikme indikten sonra şurası 60'tı. 90'ın karşısı 2. Şurası da 30 olur. 30'un karşısı 1. 60'ın karşısı da ne oldu? Kök 3. Şu an şurada bir tane üçgen var. Bakın aynısı. Burada bir tane üçgen var. Bu üçgen de ben kenarları biliyorum. Kök 3. 2 kök 7 ve bu 90 derece benim şu kenarı bulmam gerekiyor. Bu kenarı zaten bunun tamamını 5 bulmuştum. Ama zaten şurası 1 ya. Burayı atlıyorum yani. Burada 4 kaldı. O zaman burası ne oluyor? Ee, şurası pardon zaten bunun 4 aynen burası 4 şurası 4 şu kısım 4'müş yani şu mavi işaretlediğim kısım. E buranın tamamı da zaten 4 değil miydi? Şuranın tamamı da 4 değil miydi? O zaman 4 artı 4'ten cevabımız 8 oluyor sevgili arkadaşlar. Bunu bu şekilde bulabiliriz. Yani biraz da şeyi bilmek gerekiyor. Yani bunu 120 dereceyi gördüğün zaman dışarı çıkma ihtimalinin aklına gelmesi gerekiyor. Oldukça önemli. Şimdi gelelim hemen bir sonraki sorumuza. Bir sonraki sorumuz bu. G noktası ABC üçgenin ağırlık merkezi. AD dik BC, AD dik PC. Buna göre CD nedir diye bize sormuş. Direkt işaretledim. Hocam nereden biliyorsun ya? Dedin ya. Çok basit bir mantık. Şimdi Burada AD nereden geçiyor? Ağırlık merkezinden geçiyor doğru değil mi? Ağırlık merkezine kenar ortaların kesim noktası. Ağırlık yani kenar ortaların kesim noktasından geçiyorsa o zaman bu aynı zamanda dikme, aynı zamanda kenar ortay. Bir kere kenar ortay şöyle zaten. Aynı zamanda açı ortay. E o zaman arkadaşlar bunun bir kenarı ABC e, eşkenar üçgen ise burası 16 ise hemen 8, 8'i yapıştırır. Yoluma devam eder. İşime bakarım ondan sonrası için. Bu kadar hızlı bir şekilde. Çünkü tabanı iki eş parçaya bölecek. Yani dikme zaten bu. Sonra o yüzden kapanıyor burada. Gelelim buraya. ABC eşkenar üçgen CD eşittir DB demiş. CD DB eşit. BDE 15 olduğuna göre AC kaç santimdir diyor. AC kaç santimdir diyor. Şimdi arkadaşlar AE şöyle. Şurası şuranın tamamı 9'muş. Şimdi biz şöyle bir mantık kuralım. Nasıl bir mantık kuralım? Şimdi burası 9. Şöyle ne yapsak diye düşünüyorum. Bakın burada iki tane eşitlik var iki eşitlik var. Ee, şimdi şu eşitlik benim için anlamsız. Yani ben burada mesela dörtte dört kuralını en uygulayacağım şey. Soruya baktım. Hiç kaçırdığım bir şey var mı? Yok. Var, var. Ne var kaçırdım? Eşkenar üçgen. Yazalım arkadaşlar açıları. 60, 60, 60. Ve aynı zamanda şuranın da mesela 75 derece olduğunu görüyorum mesela şuranın da. İki iç bir dıştan. Şimdi bakın burada ben, benim beni rahatsız eden şey iki tane eşitlik olması ve bunların birbirine alakası olmaması. Şimdi ben bu iki eşliği nasıl kullanabilirim? Dedim ki şuradan bir dikme indireyim. Şimdi buradan indirdiğim dikme zaten aynı zamanda açı ortaya olacak. Neden? Şu an eşken üçgen konuşuyoruz. Şimdi arkadaşlar burası şu parça ne oldu şu parça? 75 olmadı mı bu durumda? O zaman arkadaşlar hemen şöyle düşünelim. Burası 75 ise bakın şurası 75 ise o zaman burası da 75 ise o zaman bu dikme ne oldu? Dikme 9 oldu. Bize neyi soruyor? AC yani bir kenarı soruyor bize. E ben şu an yüksekliği buldum zaten. Yükseklik neydi? A kök 3 bölü 2 idi doğru değil mi? Bu neye eşit? 9'a eşitmiş. Hemen geldim şu ile çarptım. A kök 3'ümüz 18'e eşit. Yükseklik A kök 3 bölü 2 ya. O zaman her taraf kök 3'e bölünce A eşittir. 18 bölü kök 3. Tabii ki de şıklarda olmaz. Kök 3 ile genişletiyorum. 18 kök 3 bölü 3 oldu. Buradan da 6 kök 3 çıktı. Cevabımız Bursa oluyor arkadaşlar buradaki soruda da. Şimdi hemen gelelim bir sonraki sorumuza. Bir sonraki sorumuz bu. Diyor ki ABC eşkenar üçgeni biçimindeki tablo üzerinde D noktasından hareketli BD çubuğu vardır. Bu D noktasından C noktasına gelecek biçimde BD paralel olarak kaydığında diğer ucu E noktasına zemine değmedi. Paralel kayıyor. Okey. Buna göre ABC eşkenar üçgenin çevresi 12 cm olduğuna göre E noktasının AB'nin orta noktasına uzaklığı nedir diye bize sormuş. Şimdi ben genelde böyle sorularda şunu yapma taraftarıyım. Mesela bir şey değişmiş ya. Bunu katlamada da bolca göstereceğim bir durum vardı ve o durum değişti. Ama ben iki resmi de aynı yerde görebilmem gerekiyor. Yani değişmiş halini ve değişmeden önceki halini. Çünkü değişmeden önceki halinde bazı özellikler var. Değiştikten sonraki halde de bazı özellikler var. O yüzden bu özelliklerin her birini görebilmem için eski ve yeni hallerini aynı anda görebileceğim bir durum oluşturmam gerekiyor. O zaman ne oluyor? Ben bu DB gelip şuraya çiziyorum. Tekrar. Şuraya iki eş parça gelmiş O zaman burası dik zaten eşken üçgen olduğu için. Şimdi bu ikisi birbirine paralelmiş. O zaman ben şurayı şöyle birleştiriyorum. Şu şekilde birleştiriyorum. O zaman arkadaşlar buna paralel ya. Burada 90 derece oldu mu? E burası şöyle şurası 30. Yani burası 90 derece bu arada. E orası 30 olduğu zaman şurası kaç derece oldu? 60 derece oldu. Burası kaç derece oldu? 30 derece oldu. Şimdi devam ediyorum. Bize bir kenarı neymiş? Bir kenarı 12 Gördüğünüz üzere burada. Şimdi bir kenarı 12 ise bunun bir kenarı arkadaşlar şurası 6 6 olur. O zaman şurası 6 ise Burası da 6 olur. Şimdi benden ne istiyor? Benden AB'nin orta noktasından E'yi birleştirmemi istiyor. Şimdi orta noktası ya şurası da 6 6 değil mi bu durumda? Ya bunun çevresi mi 12? Çevresi 12 ise bir kenarı 4'tür arkadaşlar. Şöyle çevresi 12. O zaman şurada da 2 2 diye yazıyorum. Değiştirelim. 2 2 2 2 2. Şimdi geldim ben bu orta noktası ile E'yi birleştirdim. Şimdi sevgili arkadaşlar benim şu tuhaf uzunluğu bulmam gerekiyor. Ama bir güzellik var. Nedir güzellik? Bakın arkadaşlar şu üçgen var. Şu mavi ile işaret edilmişken. Bunu yana doğru çıkarıyorum. Bakın yana doğru çıkarıyorum. Şöyle. 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 Bunun iki kenarı ne? Burası 2. Burası 2. Aradaki açı kaç arkadaşlar? Bakın 30. 30. Burası da kaç oluyor? 60. Yani burası 120 derece. 120 derecelik bir üçgende arkadaşlar... İki kenar birbirine eşitse a a burası da a kök 3. İki kök 3 olur. Yine bunu dışarı doğru uzatarak da aynı şekilde 90 derece yapıp da bulabilirsiniz. Ee, burası iki kök 3 oluyor. Yani siz eğer şu özelliği bilin. Eğer elinizde bir tane üçgen varsa şu şekilde şöyle. Şöyle bir üçgen varsa. Bu üçgenin burası 120 derece ise burası a burası a ise burası a kök 3 olur. Nereden geliyor hocam? Göstereyim. Valla görünüm el vermedi göstermeden geçmeyi. Buradan şöyle geldim. Şuradan şöyle dikme indirdim. Burası 60 derece. Burası 30 derece oldu. 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1. 60'ın karşısı da ne oldu? E, ee, buranın tamamı 3 oldu bu arada. 60'ın karşısı da kök 3 oldu. O zaman başlıyorum. 3'ün karesi 9. Kök 3'ün karesi 3. Çünkü neden? Bakın büyük üçgen var burada. Bakın büyük üçgende dikme var. Biz hipotenüsü bulmak istiyoruz. Yani şurayı bulmak istiyoruz. 9 artı 3 12. 12'yi köke alırsan da 2 kök 3 olur. Ben de sana bu şekilde anlatmış, göstermiş olduğum soruyu. Şimdi hemen gelelim bir sonraki kısma. Diyor ki ABC eşkenar üçgen B 12. Burası kök 3, burası 2 kök 3 diye vermiş vermiş. Bula bula gitmiş. DK nedir diyor. Şimdi AB bunun nedir? Bir kenarıdır. Doğru değil mi? AB bir kenarıdır. E hocam burada hani 3 tane dikme veriyordu siz bana 3 tane dikme verilerini gösterdiniz. Burada işin kötü yanı bir tane paralel vermiş. Bir de gelmiş iki tane dikme vermiş. O zaman üçüncü dikmeyi de sen dik kardeşim. Diktin mi üçüncü dikmeyi. Peki üç dikme var. Bu üç dikmenin toplamı neye eşit? Bir tane yüz yüksekliğe eşit. E hocam biz yüksekliği nereden bileceğiz ya? Nereden bileceksin? E bunun bir kenarını biliyorsun sen. Bir kenarını 12. Yükseklik neydi? 2'ye böl kök 3 A kök 3 bölü 2. 2'ye böl 6 kök 3 çarp 6 kök 3 o zaman bunun yüksekliği. Bir tanesinin yüksekliği bu eşkenar. Yani şöyle bir yüksekliği 6 kök 3. Şimdi bunun burası ne? Kök 3. Burası ne? 2 kök 3. O zaman burası da 3 kök 3 olmak zorunda değil mi? Çünkü toplamları 6 olacak. peki hocam bizden ne istiyor? Bizden DK'yı istiyor. DK'yı istiyorsa ben DK'yı bulacağım. E nasıl bulacağım hocam? E bu eşkenar üçgen değil mi? Gerekli şeyleri yaz bakalım bir yerine. 60 derece, 60 derece, 60 derece. Peki burası 60 ise şurası da 60 değil midir? Neden? Yöndeş açıdan iki tane paralel var. Buldun zaten DK'yı şu an. 60'ın karşısı 3 kök ise 30'un karşısı yani 60 30'un karşısının kök 3 katısı. O zaman burası 3. 90'ın karşısı da 6 oluyor. Bitti. DK'yı buldun. 6'yı yapıştırdın. Geçti. Cevap olarak diyebiliriz. Şimdi gelelim şuna. Buna değil. Pardon. Onu siz çözün. Diyor ki burada sevgili arkadaşlar A, B, C eşkenar üçgen bunlar birbirine dikmiş. Bunları vermiş. E biz bu özelliği biliyoruz. Neydi arkadaşlar? A, B'yi bulmamız istiyor. Biz buradaki 3 tane dikmenin toplamı şunun, şunun ve şunun toplamı bir tane eşkenar üçgenin dikliğine eşit olduğunu biliyoruz. Bunları topladığımız zaman burası ne oluyor? 6 köküç neye eşit? A köküç bölü 2'ye eşit. Hemen köküçler gitsin. Bir kenarını bulacağım ya A, B'nin. Bir kenarını bulduk. Köküçler gitti. 2 ile çarptık. O zaman A'mız buradan ne oldu? 12 oldu. O zaman burada A, B'nin bir kenarı 12 oluyor. Hemen yapıştırdım geçti. Sevgili arkadaşlar bugün tüm özellikleri göstermeye çalıştım. Eşkenar üçgen gördüğünüz zaman 60-60'ı bilin. 60-60'ı mutlaka yazın ama sadece yazmış olmak için değil. Yani onu anlamlandırmaya çalışın. Tüm kenarların eşitliğini bilin. 30-60-90 üçgeni bolca kullanacaksınız. Ve bundan önce bildiğiniz tüm bilgileri de tabii ki de kullanacaksınız. O yüzden arkadaşlar burada özellikle kenarların eşitliğinden mesela biriye 4 dedin, diğeri A dedin. O zaman diğeri de 4 artı A olur. Buna göre eşitlik kurmayı da bilmeniz gerekiyor kenarlarda diyelim. Bundan sonra üçgende yardımcı elemanlara geçeceğiz. Kenar ortay, açı ortay, diklik konusunu göreceğiz. Yani dikliği bayağı gördük aslında. Bunları detaylı bir şekilde inceleyeceğiz bir sonraki videomuza. Ödevinizi yapmayı unutmayın. Eşkenar üçgen kısmı etkili geometri kitabından ödeviniz olacak. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.